savunma ve dövüş sporları. Yüzyıllardır var olan savunma sporlarının günümüzde önemi artmıştır. İnsanların günlük hayatta en temel ihtiyaçlarından biri olan savunma, spor alanında da geniş bir kitleye hitap eder olmuş, çeşitli savunma spor egzersizlerinin antrenman ve spor salonlarında uygulanmaya başlanmıştır. Savunma sporlarının temel prensibi olan dikkat arttırma ve refleks geliştirme, günlük kullanımda önem taşıyan özelliklerdir. Saldırıdan çok savunma odaklı bu sporlar insanların kas ve dikkat gelişimini sağlayarak fiziksel ve mental açıdan odaklanmalarını kolaylaştırır. Dünya ülkelerinden esinlenilen savunma sporlarının birçok çeşidi bulunur. Bu sporlar özellikle Orta Asya ve Uzak Doğu kökenlidir. Kendi içlerinde farklı teknikleri ve ekipmanları bulunan savunma sporları, birebir dövüşün yanı sıra yalnız olarak da tekrar edilebilir. Bazı savunma sporları: Judo, Muay Thai, Kickbox, Karate, Tekvando, Boks, Jiu-Jitsu, Aikido, Kung Fu olarak adlandırılmıştır. Judo, kökeni Japonya'ya uzanan Judo'nun temelleri 1882 yılında Doktor Kano tarafından atılmıştır. Temel anlamda bir savunma sporu olarak bilinse dahi iç benliğinde bir felsefi olan önemli öğretiler arasında yer alır. Judo'yu öğrenmek isteyenler için alınacak eğitimin çok uzun süreceği söylenebilir. Bunun nedeni sadece Judo'nun kurallarını ve tekniklerini öğrenmek değil, aynı zamanda rakibin hareketlerini önceden sezmek ve buna doğru karşılık vermek de yatar. Bu sebepten alınacak eğitim içerisinde rakibi öğrenmek de yer almaktadır. Muay Thai. Muay Thai, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Thai Box olarak da bilinmekle birlikte Tayland kökenli bir dövüş sporudur. Muay Thai, yalnızca tekme ve yumruk kullanılan kickbox'tan farklı olarak diz, dirsek, ayak ve yumruk kullanıldığı için 8 uzuv sanatı olarak bilinir. Muay Thai, çok etkili bir temas sporudur. Kickbox. Kickbox, Uzak Doğu sporlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşturulmuş, güç ve tecrübeye dayanan yumruk ve tekme teknikleriyle iki rakip arasında ringde veya tatemide yapılan yarışma ve savunma sporudur. Kickbox, tekme ve yumruk kullanmayı içeren branşlarda muhakkak eldiven, kask ve dişlik gibi malzemelerin kullanımı zorunludur. Bu sporda uzmanlaşmak isteyenler için iyi bir kondisyona sahip olmak ve eğitmenlerin her söylediklerini dikkate alarak harfiyen yerine getirmeleri önemlidir. Türk milli takımı dünya ve Avrupa şampiyonalarında takım halinde sıralamada ilk 5'te yer almaktadır. Karate. Karate, boş el anlamına gelen bir Japon savaş sanatıdır. Çin dövüş tekniklerinden türetilen karate'de eller, kollar, dirsekler, dizler, ayaklar ve baş kullanılır. Karateka olarak bilinen karate sporcularının kendilerini geliştirmek için kullandıkları geleneksel temel ilkeler, savunma, bedensel sağlık ve ruhani farkındalıktır. Çıraklık sırasında temel nefes, tekme, yumruk, blok teknikleri ve denge ya da hareketlilik noktasını sağlayabilecek çeşitli duruşları öğrenirler. Karate'nin 3 ana öğesi kata, kumite ve kobudo'dur.
1970 ve 1980'lerde karate yarışma halini alarak dünya şampiyonaları olarak bir spora dönüştü. Karate, Asya kökenli dövüş sporlarının en yaygınıdır. 70'in üzerinde farklı stil vardır. Karate, kickboksa oldukça yakındır. Tekvando. Tekvando, çıplak el ve ayakla yapılan Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan ayak sistemi ile yumruk metodu zamanla bir araya getirilerek tekvando ortaya çıkmıştır. Tekvando kelimesi Korece, Tai, Kivon ve Do kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Tai, tekme veya ayakla yapılan vuruş, Kivon, yumruk veya elle yapılan vuruş, Do ise iyilik, doğruluk, fazilete giden yol anlamına gelmektedir. Tekvando'da tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere diğer pek çok uzak doğu kökenli savaş sanatında olduğu gibi elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılır. Bu kuşaklar sırayla beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah renklidir. Siyah kuşak en üst seviyedir. Fakat siyah kuşağın da dereceleri bulunmaktadır. Bunlara dan adı verilir ve 1'den 9'a kadardır. Boks. Boks, iki kişinin hakemin gözetiminin altında karşılıklı kendini koruma ve saldırı amaçlı yumruklaşarak her kafaya vurduklarında tek puan topladıkları spor müsabakasıdır. Belden aşağıya ve enseye vurmak, sporcunun kendi etrafında 360 derece dönmesi, avuç içi vurmak, ses çıkartmak uyarı almasına neden olur. 3 uyarı, 1 ihtar alınmasına neden olur. Amatör boksörler 227 gram ağırlığında, profesyonel boksörler ise ağırlığı 170-283 gram arasında değişen eldivenler kullanır. Profesyonel boksörler sadece şort, amatör boksörler ise şort ve atlet giyerler. Hem amatör hem de profesyonel boksörler karşılaşmada diş ve kasık koruyucuları takarlar. Amatör boksörler ayrıca koruyucu başlık da takmaktadırlar. Aikido. Aikido, çıplak ayakla yapılan bir Japon güreşidir. Bu nedenle Aikido kursu almak isteyenler spor salonuna ayakkabıyla giremezler. Bunun dışında aşınmaları önlemek için dirsek ve dizleri kapsayan rahat, yırtılmaya dayanıklı atletik kıyafetler giyerler. Aikido, savaş alanında her ne pahasına olursa olsun zaferi vurgulayan klasik dövüş sanatlarından farklı olarak çatışma ve toplum üyeleri arasında uyumlu etkileşimi teşvik etmek için zararsız bir çözüm elde etmenin yoludur. Aikido'da hareket doğal olmalı ve zorlanmamalıdır. Aikido'da tekniğin uygulanması çok az güç veya atletik yetenek gerektirir. Bu nedenle Aikido hemen hemen herkes tarafından yapılabilir. En önemlisi, uygun şekilde yürütülen Aikido teknikleriyle bir saldırganın ciddi şekilde yaralanması önlenir. Günümüzde özellikle bayanlar ve sorunu geçiştirmeye isteyen uyumlu kişiler tarafından tercih ediliyor. Kung Fu. Savaş sporları biçimleri içinde hiçbiri Çin Kung Fu sanatı kadar gizli tutulmamıştır. Bu eski savaşma biçimi ustaların becerilerini Çinli olmayan kişilere öğretmeleri yasaklanmıştı. Bu kural yüzyıllar boyunca hiç değişmeden sürdürüldü. Bu gelenek ancak 1964 yılında bozulmuştur. İlk kez o yıl Sifu denen bir Kung Fu öğretmeni okulun kapılarını her soydan insana açtı. Çok kısa bir sürede Kung Fu savaş sporlarını yakından izleyen herkesin beğenisini kazanan bir spor oldu. Kung Fu'yu
İlk yapanlar sanıldığına göre kendilerini yaşamları boyunca bu kapalı sanatın çalışmalarına vermeleri sonucu olağanüstü yetenekler edinmişlerdi. Eski bir Çin inanışına göre her birimizin içinde bir iç yaşam gücü vardır. Bu, insanı doğal olarak gerçekleştirmesinin olanaksız olduğunu düşündüğümüz şeyleri başarıyla gerçekleştirmeye doğru iter. Kung Fu, bu iç yaşam gücünün nasıl dizginleyeceğini ve bundan günlük yaşamda nasıl yararlanacağını öğretir. Jiu-Jitsu, özellikle rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanan bir savaş sanatı, spor ve kişisel korunma yoludur. Jiu-Jitsu anlam olarak narin sanat manasına gelir. Silah kullanılmadan yapılan savunma sporları arasındadır. Jiu-Jitsu, güç ile tekniklerin birleştirilerek uygulanan bir savunma yöntemidir. Bir hedefe ulaşabilmek için sistemli, bilinçli teknik ve kuralların uygulanmasıdır. Jiu-Jitsu için önemli olan aşırı insan gücü değil, hareketleri hızlı bir şekilde yapması gerektiğidir. Yani az güç kullanılarak hareketleri doğru bir şekilde uygulamaktır. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda sizlere yüzyıllardır var olan ve günümüzde önemini artıran savunma ve dövüş sporlarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.